Murat Muratoğlu, Sözcü. Ellemedi faizi, söz dinliyor belli ki. Faiz kararı açıklandı. Mevcut ortamda artırmaya gerek olmadığından sabit bırakıldı. Zaten beklentilerde bu şekilde davranılmasaydı. Bana ilginç gelense sonrasında yapılan samimiyetsiz, inandırıcılıktan uzak açıklamalardı. Sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiş. Gerekirse faiz artılacakmış. Buna kim karar veriyor? Merkez Bankası mı? Yahu söz dinlemiyordu. Faizleri düşürmüyordu. Ben de kovdum dememiş miydin? Sonraki başkan söz dinledi de ne oldu akıbeti? O da kovuldu. Kararları Merkez Bankası almıyor ki, kapıya koyuyor sözünü dinlemeyeni. Neden analiz yapıp anlamaya çalışıyor dediklerini, beyhude çaba, boşa mesai, bıraksınlar bu boş işleri. Sarayı bilgilendiriyorlar, vereceği kararı beklemeye çalışıyorlar. Sadece başkan değişti, diğer bütün grup aynı. Başkanın da alınan kararda bir oyu var. Geri kalanı ülke ekonomisini bu duruma sokanlar. Haber beklenirken saraydan sözle toplantı yapılıyor. Muhabbet sırasında keyif çayı içiliyor. Onay gelince önceden hazırlanan metin okunuyor. İnternet sitesine konuluyor. Grup dağılıyor. Budur önemli toplantının hali pür meali. Faiz artırsan dolar belki daha da düşecek, ancak yüksek borç nedeniyle maliyetler iyice artacak. Ekonomi fena yavaşlayacak. Krediler ödenemeyecek. Faizi düşürsen bu sefer de enflasyon yüksek. Reel getiri kaybolacak. Türk lirasının bir cazibesi kalmayacak. Para yeniden dolar ve altına kayacak. Kasanın başı olduğu, borçların gırtlağa dayandığını bilinen bir gerçek. Suni olarak baskılamak bu saatten sonra işleri daha da beter edecek. Faiz ancak zaman kazandırır. Her seferinde bu zamanı sürekli boşa harcadıkları için yine başa sarıyoruz makarayı. Türk lirasının değerini koruyabilmesinin çaresi devamlı yüksek faiz vermek değil ki. Bugün ne yapıyorsan tam tersini yapsan düzelir belki. Söz verilen reformlar aranıyorlar. Sırada adalet ve demokrasi var. Asıl ekonomideki dengeyi bozan onlar. Kendi kendine düzelmesini beklersek enflasyon ancak Nisan ayından sonra gerileme sürecine girecek. Aşı ile ilgili olumlu gelişme yakalanırsa faizler belki o zaman düşürülebilir. Bebek adımlarıyla. Cari açık halen çok fazla. Doların düşmesi olumlu algı yaratsa da ithalatı pompalayacağı gün gibi ortada. Turizm sektöründe ciddi bir canlanma bekliyorlar ama dünya hala karantinada. Bütün kapılar açılır mı? Öyle bir anda. Belki hayal dünyalarında. Ne yapacağız? Birkaç ay daha kendimizi kandıracağız. Sıkı para politikası denen popülizm için kesenin ağzını illa açacaklar. Türkiye'ye de daha beterini yaşatacaklar. Tabii ki faiz lobisi, dış güçler yoksa ülkeyi yönetenlerin ne suçu olabilir ki? Vergi rekortmenlerini kırptılar, yıldız yaptılar. Ülkede en fazla gelir vergisi ödeyen ilk 100 kişiden sadece 33'ünün adı yayınlandı. Tam 67 kişi adının açıklanmasını istemedi. İsimleri yerine listeye yıldız işaretlendi. İsimlerini gizleyenler 2000 yılında 14 kişiydi. Her geçen yıl çoğalarak bugünlere geldik. Her 3 rekortmenden ikisi kendini gizledi. Liste hiç açıklanmasın daha iyi. Yahu 10 yıl önceye kadar listeye girenler için ödül töreni düzenlenir. Plaket verilirdi. Gurur vesilesiliydi. Tebrik mesajları yağar. Ülkeyi yönetenler bizzat kutlardı. Şimdi kimi kutlayacaklar? Yıldızları mı? Esas cevaplandırılması gereken soru, neden saklanmayı tercih ediyorlar? Arkadaş, çalışmışsın, kazanmışsın. Bundan neden sıkılırsın? Normal şartlarda el üstünde tutulmalısın. Yıldızı kazırsak altından kim çıkacağı belli olmadığından bu durum aynı zamanda vergi ödemeyenleri de gizliyor. Adam ben yıldızım diye ortalıkta dolaşıyor. Sistem de buna izin veriyor. İnsanlar verdiği vergiden utanır hale geldi. Peki isimleri nasıl yıldıza dönüşüyor? Açıklanmaması için özellikle çaba harcanıyor. Sistem şöyle işliyor. Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi rekortmenleri listesini oluşturuyor. İsimlerini gizlemek isteyen vergi rekortmenlerine süre tanınıyor. istiyor. Mükellefler de dilekçeyle başvurarak isimlerinin saklanmasını istiyorlar. Eğer dilekçe verilmemişse isim kamuoyuna açıklanıyor. Dilekçelere gerekçe yazılmıyor. Bu ülkede paran varsa da yoksa da derdin bitmez. Bu yıldızlar onun kanıtıdır. Listede milyarlara olduğunu bildiğiniz isimleri genelde göremezsiniz. Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklanır. Adamın 5-10 milyar lirası vardır. Vergi listesinde adı yoktur. İlk yüzdeki zenginler açıklanan servetlerinin binde biri kadar ve gelir vergisi dahi ödememiştir. Bunun nedeni şirketlerin çoğunun aile şirketi olmasından kaynaklanır. Şirket para kazanır ancak kar payı dağıtmaz. Nasıl olsa şirketin sahibi aile bireylerinden oluşur. Şirket kar payı dağıtmadıkça gelir vergisi de oluşmaz. Şirket parayı kendi bünyesinde tutar. Şirket sahibi parayı şirket üzerinden ihtiyacı kadar kullanır. Zenginin bankada parası olsa bile elde edilen banka mevduat faizi, döviz tevdiat hesabı faizleri ve repo gelirleri tutarı ne olursa olsun vergi dairesine beyan edilmez ve gelir vergisi de ödenmez. Kaynakta stopaj kesilir biter. Diğer yandan belki de ülkede bu kadar çok vergi kaçıran, ödemeyip sildirmeye çalışan varken ben vergimi verdim, enayilik mi ettim diye saklanan mükellef de olabilir. İyi de bu iyilik yap denize at türü bir şey değil. Vergi vermekten daha sağlam güven algısı nasıl yaratılır? Reklamın en şahanesi. Bir kişinin veya şirketin vergi rekortmeni olup ülkesine yararlı olmasından daha onurlu, daha prestijli bir davranış olabilir mi? Vergilendirilmiş gelir kutsal da hani, bu fırsatı elinin tersiyle iten biri veya onun şirketi haliyle insanın aklında bırakıyor bazı soru işaretlerini. Murat Muratoğlu'nun Sözcü gazetesinde yazmış olduğu ellemedi faizi söz dinliyor ve belli ki başlıklı yazısını paylaştım. Değerli izleyiciler, yayınlarımızın karanlığa karşı bir aydınlık mum ışığı olmasını istiyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın diyorum efendim.